Tevfik Moralı, otelin işletmecisi olarak görünüyor. Sen önden git o zaman. Buraya sık sık gelen bir müşteriniz hakkında bilgi alacağız. Müşterilerle ilgili bilgi paylaşamıyoruz maalesef. Sen şimdi onları geç de. Bak bakalım. Oğuz Korkmaz birçok kez buraya gelmiş. Kayıtlara bakacağız. Alo. Polis geldi otele, hayırdır? Oğlum ne demek bilmiyorum lan. Kapat. Kapat, tamam kapat. Bayram, gel buraya gel. Gel. Buyurun patron. 108'e gidiyorsun, kapısından ayrılmıyorsun. Müşteri bir şey derse? Güvenliğini sağlamak için buradayım diyorsun. Tamam mı? Anlaşıldı. Konuyu kapatıyorsun, uzatmıyorsun. Hadi fırla. Anlaşıldı. Bir sorun mu var arkadaşlar? Buyurun, otelin işletmecisiyim ben. Tevfik Moralı mı? Aynen, ta kendisi. Oğuz Korkmaz. Otelinize sıkça girip çıktığını tespit ettik. Şahıs kayıp, biz de kayıtlarınızı bir inceleyelim dedik. Siz tanıyor musunuz Oğuz'u? Hayır. Öyle isim olarak isim bilmemize imkan yok. Ama isterseniz şöyle yapalım. Vildan Hanım, kamera kayıtları dahil her şeyi eksiksiz bir şekilde memur arkadaşlara verin. Tabii Tevfik Bey. Biz zaten alırdık, zahmet ettiniz. Ne demek, görevimiz. Bence biz bu kadar yardımı karşılıksız bırakmayalım. Emniyette misafir edelim sizi. Tabii ya, böyle ayaküstü olmasın. Bir bilginize başvuralım Tevfik Bey. Öyle mi diyorsunuz? Yani bence pek gerek yok ama siz bilirsiniz tabii. Çok ısrar ediyoruz ama, lütfen. Kırmam ki ben sizi. Hadi bakalım. Yani adam otelime girip çıkmış. Ben tanımam etmem. Kayıpsa kayıp ne yapayım? Siz beni bunun için kaldırıp ta buraya getirdiniz. Yani vardır bu işte böyle artistlikler, anladık da. Bence biraz gereksiz oldu. Öyle mi diyorsun ya? Yani. Otursana ya. Ayakta kaldın. Ha? Lafı uzatmayalım. Bence sen bu çocuğu tanıyorsun. Tefo diyorlar sana, değil mi? Herkes diyemez. Siz Tevfik Bey'den devam edin bence. Hı. Otele bilmem kaç defa girip çıkmış. Sen işinin başında duran adamsın belli. İlla ki denk gelmişsindir Oğuz'a. Görmedim. Tanımıyorum. Nokta. Eğer kamera kayıtlarında bir kere bile seninle konuştuğuna şahit olursam, o zaman ne diyeceksin Tefo? Bakın, sizli konuşuyorum hala, dikkat et. Otelime geldiniz. Tanımadığım bir adamı sordunuz. Kayıt kuyut her şeyi verdim. Daha ne yapayım ben, anlamadım ki ya. Dur ya, niye sinirlendin böyle? Gayet sakin. Bu mu senin sakin halin? Aşağı yukarı bu. Tam adı ne demiştin? Tevfik Moralı. Son 10 günün kamera kayıtlarına baktık baba. Oğuz'un tek başına giriş çıkışları var sadece. Ama yanında biri varsa gizlemiş olabilirler. Siber şubeye de gönderebiliriz müdürüm. Daha detaylı inceleme yaptırabiliriz. Yok yok, gerek yok. Buradan neler geçti böyle? Bitiriyoruz. Anlaşıldı. Müdürüm, emin misiniz? Hı. Ne oldu şimdi? Anlamadım abi. Vardır Rıza babanın bir bildiği. Müdürüm. Seval, bize iki çay getirsinler, söyler misin? Tevfik Bey de çay içelim bari ha? Tabii. Herkese böyle ikramlarınız var mı müdürüm? Hayır. Sadece eski tanıdıklara. Evet. Sağ ol yavrum.
Afiyet olsun. Sağ olun. Vallahi unutulacak adam da değilsiniz müdürüm. Ben sizi niye hatırlayamadım acaba? Çok eskiye gitmen lazım. Nasıl eski? Tarlabaşı. Kuşluk çıkması sokak. Sen herhalde 9-10 yaşlarındaydın o zaman. Doğru mu? Baban ölmüş. Annen de yok zaten başında. Ne diye bıçakladın üvey babanı oğlum? Sana bir şey mi yapıyordu? Hoş geldiniz ağabey başkomiserim. Hoş bulduk. İyi misin evlen? Savcı gelmek üzere. Biz çocuğu çıkarıyoruz başkomiserim. Benim araçla bekletin. Kelepçesiz. Anlaşıldı. Hadi aslan. Hadi gel Tevfik. Doğru. Ya? Ufaktım o zaman. Siz o polissiniz demek. Çok eski hakikaten. Dünya ne küçük müdürüm. Öyle. Sen de küçücüktün o zamanlar. Ben de gençtim. Ama bak ne güzel büyümüşsün. Adın sanın da büyümüş. Ona göre çevren de büyümüş. Bak ne güzel. Ya hatırlayınca bir selam vermek istedim. Eksik olmayın. Müdürüm benim işim bitti mi? He tabii. Tabii gidebilirsin. Bir daha karşılaşır mıyız sence Tevfik? Ha? Kısmet müdürüm. Müdürüm. He, otur Zeki, otur gel. Bu tarlabaşı hikayesini nereden tanıyorsunuz Tefo'yu siz? Üvey babasını öldürmüştü. Önce annesi yaralamıştı adamı, cezaevine düşmüştü. Birkaç ay sonra da Tefo annesinin yarım bıraktığı işi bitirmişti. Küçüktü tabii. Az bir süre istihar evinde yattı. Ama çıkınca da kimsesiz kaldı. Annesi? Cezaevinde intihar etti. Tarlabaşı kuşluk çıkmazı. Oradan, o hikayeden, büyümeden çıkamazsın. Mutlaka gözümüz üstünde olsun bununla. İyi.